Merhaba sevgili izleyiciler, programımız tüm hızıyla Yeşil'le Mavi'nin buluştuğu Bursa'da devam ediyor. Şimdiki durağımız ise bir merkeze, Mesyeb'e konuk oluyoruz. Yanımızda makine yüksek mühendisimiz ve genel müdürümüz Ramazan Karakök ile birlikteyiz. Merhaba. Merhaba efendim. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Önce hoş geldiniz, bize bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum ben de size. Biz çok teşekkür ediyoruz bizi ağırladığınız, bizi konuk ettiğiniz için. Şimdi tabii ki mezhebin farklılıklarından bahsedeceğiz, özelliklerinden bahsedeceğiz ama öncelikle mezhep nedir? Onun tanımını yapalım sizinle birlikte. Evet, teşekkür ederim. Mezhep, Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Merkezi'nin bir kısaltılmış halidir. Buradaki amaç şudur aslında. Mesleklerin, yeterliliklerin ölçülmesi ve değerlendirilmesi amacıyla yapılan, sonunda da belgelendirmeyle tamamlanan bir süreçtir bu. Bu ülkemizde son 6 senelik bir süreç içerisinde başlayan bir yapılanmadır. Çalışma Sağlık, Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından koordine edilen bir yapıdır bu ve bir yasayla yola çıkan bir yapılanmadır. Meslek Yeterlilik Kurumu kurulmuştur yasayla. Bu kurum bunu Türkiye'mizde bunu yönetmektedir. Türkiye'deki özellikle öncelikle tehlikeli, çok tehlikeli mesleklerde olmak üzere bütün mesleklerde yeterliliklerin ölçülmesi ve geliştirilmesi hedeflenmiştir burada aslında. Ve sonunda belgelendirilmesi hedeflenmiştir. Yani yeterliliği, yeterli uygun seviyede olan meslekler sahiplerine bir belgeli verilir, bir kanıtlanır. Yani siz bu meslekte yeterlisiniz diye yola çıkılır. Bunun tabii çıkış noktası bir, iş sağlığı, iş güvenliği konusunda bilinç artırmanın, ölçülerek geliştirilmenin, bilinç artırmanın yapıldığı bir çalışma artı bir de mesleklerdeki sunulan hizmetlerin kalite ve niteliklerinin artırılmasını amaçlamıştır aslında. Sonuç itibariyle de her sektörde veya ülkemizde de olduğu gibi uluslararası rekabeti güçlendirmek amacıyla en büyük destek olabileceğine inandığımız bir yapılanmadır bu. Yani bu rekabet gücünün geliştirilmesinde en büyük etici güç olarak onu tanımlayabilir diye düşünmekteyiz. Mesleki yeterlilikler iki türlü sınavla ölçülmektedir. Bir teorik sınavlarımız vardır, bir de teorik sınavları başaranlar uygulama sınavlarına girerler. Yani fiilen kendi çalıştığı iş yerindeki yaptığı şeyin, işin burada uygulaması yapılır veya kendi alanlarında yapılır. Yani kurumlarda da biz bu işi yapabiliyoruz. Bizim kendi sınav merkez alanlarımız var. Burada da yapılabilmektedir. Yani iş güvenliği, iş sağlığının sağlanması ve meslek sahiplerinin kendi uluslararası standartlara göre mesleğini icra edip etmediğinin ölçülmesidir kısacası. Bu anlamda Türkiye'de örneklerinden ama iyi örneklerinden bir tanesi de şu anda burası değil mi? Burası. Şimdi bu gizli şirketler gibi yeterlilik şirketlerinin kuruluşu biraz zor bir süreç. Bunun temelinde TÜRKAK akreditasyonu vardı. TÜRKAK uluslararası sisteme akredite eder burayı. Arkasında Mesleki Yeterlilik Kurumu da sizi yetkilendirir. Yani uzun bir denetim süreçlerinden sonra bu şeyi alıyorsunuz siz. Yetki almaktasınız. Ondan sonra yetki aldıktan sonra da siz yetkili olduğunuz mesleklerde sınavları yapabilirsiniz ve belgelendirebilirsiniz. Arkasından da gerekli ise yani eğitimlere yönlendirme şansınız da olabiliyor. Yani bizim kendimiz yapmamakla beraber yani eğitim ihtiyaçlarını da belirlemede bir faktör olarak biz burada hizmet görmekteyiz. Yani A kurumunun hangi alanlarda eksiği var? O alanlarda da eğitim yapabileceklerini kendilerine beyan ediyoruz, bildiriyoruz. Evet. Burası da aynı zamanda Bursa Ticaret Odası'nın katkılarıyla ve aynı zamanda çatısı altında olan bir merkez değil mi? Evet efendim. Bursa Ticaret Sanayi Odası'nın özellikle son yıllardaki vizyoner çalışmalarının bir eseridir burası. Yani Bursa Ticaret Sanayi Odası dediğim gibi biraz önce rekabet gücünü artırmak için uluslararası alanda güçlü kurumları meydana getirmek için zaten eğitim süreçlerini başlatmaktadır. BTSU Akademi diye akademileri var, götürüyor ama burası da mesleki eğitimlerin değerlendirildiği alan olarak kendini göstermek. Yani bir işletmede bütün çalışanların eğitim fırsatlarının oluşturulduğu bir alan olarak bu görülmektedir. BTSU'nun içindeki süreç böyledir. Yani A kuruluşunda
Eğitim almayan, kendisini geliştirmeyen hiç kimse kalmamaktadır. Mesleği icra edenler, şirket yöneten yöneticiler, memurlar olmak üzere hepsine yönelik bir eğitim ve ölçme sistemini burada görebilmekteyiz.